Merhaba arkadaşlar, ben Eren Okuşlu. Bu saatteki dersimizin konusu... Elementary 3. Yani arkadaşlar, Elementary 3 bölümü ki bize neyi açıklıyor? Yeni bir zamanı Simple Present Tense arkadaşlar girişini bize açıklıyor. Yani siz de şu an ilk defa arkadaşlar neyi görüyorsunuz? Yeni bir zamanı, bakın zamandan bahsediyorum. Yani bir iş oluştan, bir eylemden, insanların, öznelerin veya canlı veya cansız varlıkların yapmış oldukları aktiviteleri, değil mi? Hareketleri gösterir zaman arkadaşlar. Bir tense bakın. Okay, bir tense söz konusu. Peki, simple present tense dediğimiz zaman arkadaşlar. Simple present dediğimiz zaman aklına ne geliyor bakın? Present bölümü. Yani genişlik. Okay, geniş dilim. Geniş bir zaman. Okay arkadaşlar bakın, geniş bir zaman. Daha önce size gösterdim arkadaşlar bakın. Sol tarafta ne vardı? Am, is, are bölümü. Yani hareketsizliği gösterir olan bölüm. Okay, yani action bölümü arkadaşlar. Demek ki elimiz arda bakın. Present tense bölümüne, yani geniş zamana ait olan bir uygulama. Ama neyi gösteriyor? No action, yani hareketsizliği gösteriyor arkadaşlar. Yani ben ne yapıyorum? Emizarı present'ın geniş zamanın dışında tutmuyorum. Okay. Yine geniş zamanda fakat ne yapıyor? Hareketsizliği gösteriyor. Bakın bir bölümü de, bir diğeri de. Şimdi göreceğimiz simple present'ın kendisi. Okay. Yani onu geniş zaman yapan olgu arkadaşlar. Onu geniş zaman yapan olgu. Yani bakın ne söz konusu? Action. Değil mi bakın? Action yani hareket, iş, oluş söz konusu. Yani tam emizarın tersi. Yine aynı zaman içerisinde. Yine zamanınızın present arkadaşlar. Fakat bu sefer ne var? Öznenin yapmış olduğu bir iş var. Bir iş, bir eylem, bir hareket söz konusu. Okay. Buradan yola çıkarak, bakın buradan yola çıkarak, daha öncesinde bunun simple present tense'in ne işe yaradığına dair. Simple present tense deyince fiili cümlede arkadaşlar ben neyi kullanmalıyım? Bakın sonuçta burası da simple present tense bölümüne ait olan bir bölüm. Fakat hareket söz konusu. Peki bu hareket değil söz konusu olduğu yerde ben niye harekete ihtiyaç duyuyorum? Okay. Niye hareket var? Niye insanlar bunları yapıyor arkadaşlar? O zaman hep beraber şimdi onların açıklamasını bir görelim. Arkadaşlar diyorum ki simple present tense'i kullanabileceğimiz 3 tane ayrı alan var bakın. 3 tane ayrı alan, özellikle de fiili bakın zamanın kendisini kullanacağım bölüm. Birinci bölüm arkadaşlar bakın. Birinci bölüm diyorum ki it expresses, burada geliyor arkadaşlar, it simple present tense adına kullanılmış olan okay özne cansız olarak. It expresses, o ifade eder. Yani geniş zaman ifade eder arkadaşlar. Bakın express ifade etmek demektir. It expresses scientific events or truths. Yani arkadaşlar o ne ifade ediyor? Bilimsel, bakın bilimsel olayları, bakın event olay demek arkadaşlar. Veyahut da bilimsel doğruları ifade ettiği bir bölüm var. Okay. Birinci alanı bu. Okay. Bilimsel olaylar. Arkadaşlar bakın bir diğeri. It expresses our daily life. Okay. It expresses our daily life. Yani bizim günlük yaşamımızı ifade eder ki biz bunu arkadaşlar kolaylıkla routine actions ismini
koyabiliriz. Yani rutin aktiviteler sizin her zaman yaptığınız, her zaman tekrar ettiğiniz arkadaşlar. Sonuçlar nedir bakın bu? Bir, her zaman yatmanız, her zaman uyumanız, her zaman öğrencisine okula gitmeniz, çalışmanız değil mi bakın? Bunlar hep sizin günlük yapmış olduğunuz aktiviteler arkadaşlar. Sonuçta bakın neye giriyormuş? Simple Present Tense'in ikinci bölümü arkadaşlar bu manada giriyormuş. Okey bakın. Son bölüm arkadaşlar bakın. Son alanım daha doğrusu. It expresses, ifade eder. Okey. It expresses our habits. Okey. It expresses our habits. Yani arkadaşlar bizim alışkanlıklarımızı ifade eden bölüme de sahip. Yani sizin simple present tense'i kullanmanız için ya kuracağınız cümle bilimsel bir olay veya gerçek olacak, ya sizin günlük yapmış olduğunuz bir eylem olacak, aktivite olacak veya arkadaşlar sizin, bakın sizin sahip olduğunuz alışkanlıklar olacak. Zaten şu bakın bu manada alışkanlıklarınızla sizin günlük yapmış olduğunuz eylemler bir manada aynıdır. Okey, sadece amaç farklıdır. Yani siz ne yaparsınız? Sonuçta günlük yapmış olduğunuz, yani yaptığınız işleri zorunlu biçimde yapıyorsunuzdur. Alışkanlığı isteğiniz dahilinde yapıyorsunuzdur. Yani ben her gün işe giderim cümlesine baktığım zaman benim için bir alışkanlık olabilir mi? Olamaz. Çünkü siz işe gitmek zorunda olduğu için şey diyorsunuz. Ama ben her gün 10 tane sigara içerim dediğiniz zaman o sizin günlük bir alışkanlığınız. Yani istemeseniz onu içmezsiniz. Okey, o manada önemli olan günlük alışkanlıklarımızla arkadaşlar bakın günlük aktivitelerle normal hayattaki alışkanlıkları birbirine karıştırmak gerekiyor. Okey, good. Bunlardan sonra benim bunları takip edebileceğim, bunları üstlenecek bir tane arkadaşlar verb dediğim bir tane action, yani fiile ihtiyaç duyuyorum. Yani simple present tense'in bu bölümünde arkadaşlar bakın, bu bölümünde asıl olan şey fiildir. Kesinlikle fiilsiz bunları ifade edemezsiniz. Sonuçta alışkanlıklarınız sizin harekettir. Bilimsel doğrular harekettir, değil mi? Günlük aktiviteler de bir aksiyondur, harekettir. Onun için artı bir tane aksiyona kesinlikle arkadaşlar burada bu manada ihtiyacım var. Demek ki bu saatten sonra benim fiil, yani eylem ezberlemem gerekiyor ki simple present tense'in hareketliliği gösteren bölümüne vakıf oluyorum. Alright, you got it? Good. Evet arkadaşlar, o zaman şimdi ne yapalım? Az önce göstermiş olduğumuz 3 tane bölüm üzerinde örnekleri arkadaşlar birer birer takip edelim. Ya diyorum ki the sun rises in the east. Okay. The sun rises in the east cümlesi arkadaşlar bakın. Anlamı ne? Güneş doğudan doğar. Okey, güneş doğudan doğar. Bakın, rise burada yükselmek, doğmak anlamına gelen fiildir. Okey, bakın fiil, yani action söz konusu arkadaşlar. Peki bana güneşin doğudan doğması hangi bölümü gösterir? Tabii ki scientific event arkadaşlar. Yani bilimsel bir doğruyu, bilimsel bir gerçeği. Yani güneşin hiçbir zaman battan doğma şansı olmadığı için ben bunu ne yapıyorum? Simple present tense'de ifade ediyorum. Yani sonuçta bu dünyaca bilinen bir kural, sonuçta konulmuş olan bir kural. Ya bakın bir diğeri. Water boils at 100 centigrade degree. Okay. Su 100 santigrat derecede kaynar. Ya bakın, sonuçta boil kaynamak fiilidir arkadaşlar. Kaynamak fiili bakın. Yani action söz konusu yine. Ben ne yaptım burada? Sonuçta
ne oluyor? Herhangi bir su, değil mi? 100 derece geldiği zaman sonuçta kaynama, değil mi? İvmesini kazanmıyor mu? Kazanıyor. O zaman benim için bilimsel bir doğru olduğuna göre ve dünyada işte herkes tarafından da kabul gördüğüne göre ben ne yapıyorum buna kadar? Present tense ifade ediyorum geniş zamanda ve adına yine arkadaşlar scientific event bölümünü kolaylıkla arkadaşlar koyabiliyorum. Okey, bu birinci bölüm bakın. Bilimsel doğrularınız. Okey, you understand it? Good, very good. Şimdi arkadaşlar diğer sıradaki yapımız var. Yani daily, değil mi? Expression arkadaşlar. Sizin günlük ifadeleriniz var bakın. Günlük tabii ki fiillerle olan ifadeler, günlük hareketleriniz. Diyorum ki I drink some wine every day. Okay, I drink some wine every day. Her gün biraz şarap içerim. Okay, arkadaşlar şarap içerim. Ben şarapçı mıyım? Yok, değilim. Okay, ama içerim yani. I drink some wine every day. Bakın. Bir tane arkadaşlar söz konusu? Fiil söz konusu. I drink, ne içiyorum? Some wine every day. Bu benim günlük yapmış olduğum, siz buna alışkanlık diyebilirsiniz. Veya günlük benim bu alışkanlığımı aşmışsa, okey bakın, sonuçta her gün yapıyorsam arkadaşlar bunu, veya günlük hareket de olabilir. Bu kişinin kendi isteğine, kendi görüşüne kalmış olan bir şey. Okey. Veya diyorum ki my father always goes to work early. My father always goes to work early. Babam, değil mi? Her zaman işe erken gider. Okey bakın, işte go burada nedir? Gitmek fiili. Yani bir tane kadar verb, bakın verb kelimesinin ilk baş harfini alıyorum, kısaltarak yazıyorum. Onun orada fiil olduğunu görüyoruz. Sonuçta babamın her gün işe gitmesi, bakın her gün gidiyor işe. Hangi zamanda anlatacak olan bir mesele? Tabii ki geniş zamanlı. Bugün de gidiyor, dün de gitti, yarın da gidecek. Tamam arkadaşlar bakın. Sonuçta yine yaptı bana. Daily. Okay. Daily actions arkadaşlar. Yani günlük aktivitelere birer örnek söz konusu oldu. Okay. Daily actions. Burada mevzu bahis. Evet arkadaşlar, diğer bir örnek. My mother always goes shopping. All right. My mother always goes shopping. Annem her zaman alışverişe gider. Cümlesi bakın. Go shop arkadaşlar. Alışverişe gitmek. Bakın ifadesi. My mother always goes shopping. Bir diğeri bakın. I like driving fast. Okay. I like driving fast. Yani hızlı araba kullanmayı seviyorum. Okay. I like driving fast. Hızlı araba kullanmayı seviyorum. Benim bir alışkanlığım arkadaşlar. Okay. Yani bunu hep seviyorum. Ayrıca annemin bakın her zaman alışverişe gitmesi de bir alışkanlık meselesi. Yani arkadaşlar burada habit söz konusu. Alright. Yani rutin bir İşin dışında bir alışkanlık arkadaşlar. Yani habit söz konusu burada. You got it? Arkadaşlar like filme baktığımız zaman
Eğer ondan sonra artı bir tane daha fiil geliyorsa ne yapıyorum? Bakın fiilimi koyuyorum. Fiilden sonra bir tane arkadaşlar ing formu getirmeyi unutmuyorum. Bu bir kural gereği arkadaşlar. Bakın I like driving fast. Like da bir fiil. Drive da bir fiil arkadaşlar. Araba kullanmak fiili. Like'dan sonra fiil geldiği için sonuna bir tane ing takısı getiriyorum. Okay. Evet. O zaman arkadaşlar sana şimdi ne var? Bu present tense yani geniş zamanda normal cümle kurum şekillerinin formülünü arkadaşlar. Yani pozitif, negatif ve question yapılarını şimdi hep beraber görelim. Evet, çünkü ilk zaman olması sebebiyle biraz teferruatlı bir zaman. Yani içerisinde tekillik var, olumsuzluk var, tabii ki çoğulluk var. Okey, ona göre fiil var. Fiilin şekli değişiyor. Olumsuz da farklı, olumlu da farklı, soruda farklı bir yol incelendiği için arkadaşlar sonuçta teferruatına iyice, teferruatı özelliğine varıp ondan sonra arkadaşlar present tense elverişli kullanmalıyız ki öğrencilerin üzerine çok fazla hata yaptığı, bakın çok fazla hata yaptığı birinci zaman arkadaşlar. Çünkü ilk zaman en önemli ve en fazla hatayı gösteren zaman. Okey. Ya diyor ki bakın. Normal olumlu cümle kurum şeklinde her zaman yine İngilizce olduğu gibi arkadaşlar. Subject dediğim bölüm başta. Yani en başta bir tane söz konusu. Özne arkadaşlar söz konusu. Ondan sonra benim. Bakın benim. Bu öznelerin yapmış olduğu bir tane aktiviteye, yani kesinlikle bir tane arkadaşlar hareket ihtiyacıma bakın. İmzadan artık bahsetmiyorum. Hareket olacak. Bir fiil olmak zorunda arkadaşlar. Bu fiilin de burada iki tane şekli var bakın. Bu kesinlikle buradaki subject'inizin arkadaşlar bakın. Singular veya plural olmasına bağlı ki bu şu demek. Subject'iniz tekil veya bakın plural çoğul olabilir. Bakın demek ki tekille çoğula göre benim burada koyacağım fiilin şekli de arkadaşlar ne yapıyor? Değişiyor. Daha sonra arkadaşlar bakın ne yapıyorum? Subject yani öznenin tekiline çoğuluğuna göre bakın. Singular, plural. Okey. Bir tane ne yaptım? Verb, yani fiil oraya koydum arkadaşlar. Eğer cümlem bakın aynı zamanda olumlu, aynı zamanda singular yani tekil şahıs söz konusu ise ki orada benim aktivitem de geniş bir zamanı kapsıyorsa ben ne yapıyorum arkadaşlar? Kural gereği bakın. Sadece mantık. Bakın kural gereği. Özlemi buluyorum. Eğer tekil ve olumlu bir yapıysa bakın fiilin sonuna bir tane s takısı. Okey. Veya arkadaşlar bir tane es takısı getirmeyi unutmuyorum. S takısı veya es takısı arkadaşlar. Peki bu neye göre değişiyor? Bakın mesela fiilim benim arkadaşlar go olsun. Okey. Go gibi fiillerinde bakın es kullanıyorum. Çünkü bakın buradaki harfim sesli bir harf. Ve bundan sonra sadece es takısını koyamıyorum. Bakın arkadaşlar es takibi yapmak zorundayım. Fiil sonuna. Ama benim fiilim normal standartta bir fiilse. Yani arkadaşlar bakın mesela drive gibi. Okey. Sadece es takısı getirmem yeterli oluyor. Bakın mantığı ne? S takısının gelmesi için geniş zamanlı, tekil şahıslı, bakın 3 tane parça var. Geniş zaman, tekil şahıs ve fiil arkadaşlar bakın. Fiil olmak zorunda. Okey. Bir diğeri plural form. Yani arkadaşlar çoğul formatta siz geniş zamanda fiilli cümle kurmak istiyorsanız önce bir tane çoğul nesneniz var. Bakın. Ondan sonra arkadaşlar bakın şuraya bir tane sadece fiilin kendisini koymam yeterli yani verb diyorum bakın verb yani fiilin kendisini koyuyorum ve cümlem fiil cümle haline gelmiş oluyor. S takısına kesinlikle ihtiyaç duymuyorum. Okey S takısına ihtiyaç duymuyorum ve artı arkadaşlar bakın artı burası hem plural ve aynı zamanda I dediğim
özne içinde söz konusu. Yani demek ki geniş zamanlı cümlede, aksiyonlu cümlede ben I dediğim özne. Yani kendim arkadaşlar bakın kesinlikle fiil olarak kabul etmiyorum. Yani fiil formatında değil. Normal plural çoğulmuş gibi arkadaşlar aynı muameleyi orada uygulamak zorundayım. Okey, yani I içinde bakın ne yapıyorsunuz? Sadece fiilin kendisini kullanıyorsunuz. Tamam arkadaşlar? Bakın bundan sonra bakın yine aynı şekilde çeviri standardında cümleniz devam ediyor. Yani özneyi buldunuz. Burada çok belirleyici bir unsur. S takısı veya fiilin normal hali, fakat bu sadece olumlu cümle adına geçer olan bir yapı. Ondan sonra arkadaşlar bakın ne yapıyorum? Varsa bir tane object getiriyorum. Yani yine varsa nesnem söz konusu. Ondan sonra zorunlu değil. Varsa bir tane arkadaşlar bakın yine place, yani yer. Bakın yer, bir yer varsa onu ne yapıyorsunuz? Nesneden sonra koymak zorundasınız. Ve aynı zamanda bakın arkadaşlar zaman varsa en sonunda bir tane zaman getirmek zorundasınız. Çok önemli bir unsur. Bakın özne, S takısı veya ES takısı neye göre? Tekilliğe göre. Çoğulsa normal fiil geliyor. Ondan sonra varsa nesne bakın bir tane. Daha sonra arkadaşlar varsa bir yer, varsa bir tane zaman terimi buraya getiriyorsunuz. Okey. Diğer cümle şeklimiz arkadaşlar bakın negatif, yani olumsuz yapılar. Okey. Olumsuz cümle şekli İngilizce arkadaşlar. Bakın ne yapıyorum? En başa bir tane subject yine muhakkak koymak zorundayım. Yani özne bulundurmak zorundayım arkadaşlar. Okey, özne bulundurmak zorundayım. Peki İngilizce'de benim yapılarımı negatif hale getirmeme yarayan en büyük yapıydı arkadaşlar. Bakın en büyük orada temel kavram. Tabii ki helping verb. Yani arkadaşlar bir tane yine ekstra imzar konusunda olduğu gibi. Mesela orada ne yapmıştım? İmzar üzerinden değil mi arkadaşlar? İmzar üzerinden olumsuz cümle takibi yap. Yani am not, is not, are not şeklinde hareketsizliğin olumsuzluğunu göstermiştim. Bakın ben şimdi buraya emizar koyma şansım var mı? Yok. O zaman bana fiilini gösterecek emizar şeklinde ama ismi farklı bir tane kaşı benim yardımcı fiil ihtiyacım var. Doğru mu? Doğru bakın. Benim şimdi singular ve plural olmak üzere iki tane ayrı özne grubum olduğuna göre bakın ayda ne yaptım? Plural yani çoğul grubuna soktum. İki tane farklı yani tekil çoğul olmak üzere İki tane farklı özne grubun olması halinde benim kullanacağım olumsuzluğu gösterir yardımcı fiil sayım kaç olacak arkadaşlar? Tabii ki iki tane olacak. Okey, çünkü bir tekil şahıs var, bir çoğul şahıs var. Okey, onun için ne yapacağım ben? İki tane ayrı yardımcı fiile ihtiyaç duyacağım. O zaman diyorum ki benim olumsuz cümlede kullanmış olduğum özne. Yine arkadaşlar ne oluyor? Singular ve plural burada söz konusu. Eğer kullanmış olduğum özne singular formundaysa, yani tekilse arkadaşlar, olumsuz çevirge ne yapıyorum bakın ben bunu? Bir tane yardımcı fiil alıyorum ki yardımcı fiil arkadaşlar ismi bakın does. Okey, konuşu does. Bir tane de ne yapıyorum? Olumsuzluk öneki bakın not yerleştiriyorum ve cümlem direkt olumsuz olmuş oluyor. Yani does not bana arkadaşlar doesn't yapısını veriyor ki bakın mantığı da şu: geniş zamanda tekil şahıslı olumsuz cümle. Bakın bir tanesi üçlü. Geniş zaman, olumsuz ve tekil. Tamam arkadaşlar bakın. Bir diğeri de plural ve I. Yani çoğul ve ben öznesi üzerinden yapacağım. Bakın geniş zamanlı, fiilli, çoğullu, bakın present tense cümlesi. Okey, geniş zamanda. Benim buradaki yardımcı cümle arkadaşlar bakın do oluyor. Okey, burada does, burada do. Bu da plural ve I özneleri için yapıyorum. Ben ne yapacağım cümlemi? Not yaparak olumsuz hale getireceğim. Yani do not burada söz konusu arkadaşlar. Onun da kısaca bakın kısa bölümü don't şeklinde yer alıyor. Bakın do not, don't şeklinde yer alıyor bakın. Şimdi benim burada fiilim söz konusu mu?
Tabii ki var. Ama bakın henüz daha fiile gelmedim. Çünkü daha ne yapıyorum? Olumsuz yapmakla uğraşıyorum. Çünkü birden fazla benim grubum olduğu için tekil ve çoğul. O zaman diyorum arkadaşlar, bakın o zaman diyorum ki şu bölümde benim bir tane buraya fiil ihtiyacım var bakın. Yani tekil şahıslı ben olumlu ne yapmıştım? Fiil bulmuştum. Bir de fiilin sonuna es takıntı getirmiştim bakın veya es. Ama aynı yapıyı olumsuz cümlede takip etmiyorum arkadaşlar bakın. Olumsuz cümlede takip etmiyorum. Böyle bir kural yok. O kural sadece olumlu cümleye ait. Olumlu ve aynı zamanda tekil olacak. Olumlu, tekil, geniş zaman. Ama cümleniz olumsuzsa arkadaşlar bakın zaten mantık olarak es buraya geçmiş durumda. Ben bir daha fiilin sonuna gidip es takısı yerleştirmiyorum. Yani doesn't diyorum. Direkt fiilin kendisini koyuyorum. Tamam arkadaşlar bakın. Aynı kural don't için de gerekli bakın arkadaşlar. Don't için gerekli. Ne yapıyorum? Yine olumsuzluğu gösteriyorum. Ondan sonra artı bir tane fiil koyarak yine ne es takısı veya herhangi bir ek getirmiyorum. Cümlem yine olumsuz hale gelmiş oluyor arkadaşlar. Bunlardan sonra yine şurada özetlediğimiz, daha doğrusu her zaman yaptığımız sıra, yani çeviri sırası arkadaşlar aynı. Varsa bir tane nesne, bakın bunların devamına. Varsa bir tane nesne, bir tane yer ve bir tane zaman söz konusu yine burada. Okey. Yanlış sen. Evet. Arkadaşlar son bölümümüz bakın. Bu da olumsuz soru cümle yapısı. Yani ben nasıl soru yapacağım? Simple present tense'te fiili cümle formatında arkadaşlar. İmza konusunda ne yapmıştım ben? İmzaları aldım. Yani yardımcıları başa koydum. Bana ne oldu? Olumsuz cümle soru cümlesi arkadaşlar oldu bakın. Aynı kural burada geçerli yine. Ne yapacağım? Yardımcı fiilleri alacağım. Cümlenin en başına koyacağım. Bu sefer de soru haline gelecek. Soru fiili cümle olmuş olacak. Yani demek ki ne yapıyoruz İngilizce yardımcı fiiller? Cümleleri olumsuz ve soru hallerine çeviriyormuş. O zaman benim ihtiyaç duyacağım iki tane yapı var arkadaşlar burada. Bir tanesi do, bir tanesi does. Okey. Bunları boşaldığım zaman otomatikman cümlem soru haline gelmiş oluyor bakın. Bunlardan sonra bakın bir tane ne yapıyorum? Buraya ben subject koyuyorum. Tabii neye göre? Bu buradaki öznenin tekilliğine veya çoğulluğuna göre. Okey. Buradaki özne çoğulsa, yani pluralsa bakın ne yapıyorum? Do inceliyorum bakın. Burası ne olabilir? Plural arkadaşlar. Plural veya I. Bakın ben söz konusu olarak ne yapıyorum arkadaşlar? Bakın başa bir tane do getiriyorum. Yok özne benim bakın singular, yani tekil şahıslı bir özneyse bakın ne yapıyorum bu sefer de buraya does, yani subject'in yeri sabit, okey, yani öznenin yeri sabit, sadece en başa soru yapmadığına bir tane do veya does getiriyorum. Okey, daha sonra bakın daha sonra ne yapıyorum, benim şimdi fiili gösterecek, yani action'ı gösterecek bölümüm var, yine artı bir tane fiil getiriyorum, yine es takısı veya başka bir eklenti söz konusu değil, okey, yine fiilin yalın hali geliyor. O verb as sadece demek ki olumlu cümlede yer alıyor arkadaşlar. Ondan sonra varsa bir tane obje koyuyorum. Nesne. Okey. Varsa bir tane place. Yer. Varsa bir tane time. Yani kadar zaman koyarak cümlemi ne yapıyorum? Olumsuz cümle haline getiriyorum. Bakın soru cümlesi haline arkadaşlar getiriyorum. Okey ne yaparak? Do ve does fiil, yardımcı fiillerini en başa çekerek. Okey. You got it? Very good. Sıra geldi şimdi. Bunları örneklemelere ve bunların üzerinden bakın zaman terimlerini öğrenmeye arkadaşlar. Başlığımız şu. Frequency arkadaşlar. Yani bakın frequency of adverbs da buna diyebiliriz. Yani arkadaşlar bakın ne oluyor burası? Değil mi? Zaman zarfları durumunda bakın. Yani geniş zamanda kullanmış olduğumuz zaman zarfları burada yine söz konusu. Fakat diğer yapılardan biraz daha farklı arkadaşlar. Cümlenin sonuna giden zaman zarflarıyla cümlenin başında kullanılan zaman zarfları
Prezentasyon bir teferruat. Yine ince bir detay. Ona dikkat etmeye arkadaşlar zorundayız. O zaman hemen şimdi ilk başta arkadaşlar ne yapıyoruz? Cümlenin en başında kullanılan zaman zarflarına bir göz atalım. Diyorum ki always, always, usually, sometimes, pardon arkadaşlar, always, usually, often, sometimes, never. Bakın arkadaşlar bunlar birer nedir? Present tense yani geniş zamana ait frequency of adverbs yani zaman terimleridir arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman yukarıdan aşağıya doğru arkadaşlar azalan bir yapı. Bakın azalan bir frekans bakın. Frequency. Okay. Yukarı doğru arkadaşlar ne söz konusu? Artan bir bakın anlam bakımından frekans söz konusu. Sonuçta bakın always her zaman manasına gelen zaman zarfıdır. Okay, İngilizce'de bakın. Always, her zaman. Usually, genellikle yapısı arkadaşlar. Genellikleyi bildiren zaman zarfı. Often, bakın often diye okunmuyor. Often, arada T okuyorsun arkadaşlar. Ne oluyor? Sık sık karşılığı İngilizce'de bakın. Sometimes, arkadaşlar bakın nedir? Ara sıra, bazen, okay. Zaman zarfıdır. Ara sıra bazen. Never arkadaşlar. Zaten hiç asla manasına gelen zaman zarfıdır İngilizce'de. Yani alttan yukarıya doğru bir tane bir artış söz konusu. Hiçten her zamana. Bakın yukarıdan aşağıya da azalış. Her zamandan hiç arkadaşlar. Bunları bu şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Peki frequency of adverbs dediğimiz arkadaşlar zaman zarfların yerleri nereler? Bakın şimdi hemen arkadaşlar onları görelim. Özellikle bakın özellikle bu durumda bizim yine en başta olumlu cümle yaparken, olumsuz cümle yaparken ve soru cümlesi yaparken arkadaşlar. Şimdi bakın ne yapıyorum? Subject dediğim bölüme ihtiyacım var arkadaşlar. Yani en başta yine bir tane özne var işi yapan kişi bakın. Ondan sonra cümleniz bakın olumlu bir yapıda ise arkadaşlar ve demin yazmış olduğumuz zaman zarfından bir tanesine ihtiyaç duyuyorsanız arkadaşlar hemen bakın ne yapıyorsunuz? Buraya bir tane zaman zarfını getirmeye karşı unutmuyorsun mesela. Mesela ne olsun? Always arkadaşlar. Okay. Örnek zaman terimimiz always olsun. Eğer cümle olumluysa önce bir tane özne, ondan sonra bir tane zaman zarfı bakın. Ondan sonra bir tane geliyor? Fiil arkadaşlar. Okay. Özne, always. Bakın zaman terimi fiil. Ondan sonra obje. Ondan sonra place. Ondan sonra time. Söz konusu yine. Aynı şekilde çeviri mantığı arkadaşlar. Onu ne yapıyoruz orada? İlerliyoruz. Eğer cümleniz olumsuz yapıda ise bakın. Olumsuz yapıda ise. Yine başta bir tane arkadaşlar ne var? Subject yani özne söz konusu yine bakın. Ondan sonra hemen arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Olumsuzluğu gösterir. Yardımcı fiilleri oraya birer birer koyuyorsunuz. Yani don't veya doesn't arkadaşlar burada söz konusu. Ondan sonra bakın ne yapıyorsunuz arkadaşlar burada? Verb one yani yine fiilin birinci hali takıyorsunuz fakat olumlu cümlede yine eğer fikirlik varsa arkadaşlar yani singular durum söz konusuysa buraya geliyorsunuz ve yine bir tane fiilin sonuna s takısı getirmeyi unutmuyorsunuz. Kesinlikle zaman zarfı okay oradaki kuralı bozmaz. Bakın fakat burada onu takip etmiyorsunuz. Yine S takısı yok. Ondan sonra arkadaşlar ne var yine? Aynı kalan bölüm. Yani nesne, yer ve zaman söz konusu. Okey bakın ne yaptık? Burada kullandık. Eğer cümleniz soruysa arkadaşlar. Bakın ne yapıyorsunuz? En başa ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Do veya does yardımcı fiil bir tanesini alıyorsunuz. Neye göre? Buradaki öznenin tekilliğine, çoğulluğuna göre. Subject yine özne bölümü sabit kaldı. Tekille çoğulluğa da koymak. Do does koydum. Bakın bundan sonra bir arkadaşlar bakın. Bir tane ne var arkadaşlar bakın burada. Bakın always gibi bir tane zaman terim arkadaşlar bakın. Do does, subject, always. Bakın şurada da bir tane time yine always gibi
bir zaman terimi söz konusu. Okay? Yani özne, olumsuzluk bir tane yine zaman terim buraya geliyor. Bakın ondan sonra fiil koyuyorsun. Bakın burada kadar bakın böyle. Başta yardımcı fiil, özne, ondan sonra bir tane zaman terimi. Bakın geriye kalan bölüm yine aynı arkadaşlar. Okay, bakın burada bir tane verb, ondan sonra object, ondan sonra place ve time şeklinde cümleyi tamamlıyorsun arkadaşlar. Baktığımız zaman mantığına, eğer bu tip yani always, sometimes, never gibi yapılarda bakın her zaman kullanacağınız zaman terimleri arkadaşlar bakın. Zaman terimleri her zaman fiillerin önünde. Okay? Yani demek ki zaman terimleri her zaman arkadaşlar fiilden hemen önce kullanacak. Yani özne ile fiilin yeri sabit. Zaman terimleri bunların arasında geliyor ama sadece tahtada yazmış olduğumuz zaman terimleri için. Yani işte always, usually, sometimes, never gibi. Bunun haricinde arkadaşlar peki zaman terim var mı İngilizce'de? Tabii ki var arkadaşlar bakın. Onda ne yapıyoruz? Every bölümüyle arkadaşlar inceliyoruz. O zaman tahtayı hemen bir silelim. Orada bir de every'nin fonksiyonunu arkadaşlar görelim. Arkadaşlar eğer cümlenizde every zaman terimi varsa ki anlamı bakın her demektir. Okay. Every'den sonra her türlü zaman terimini koyabilirsiniz. Yani her dakika, her gün, her saat, her hafta, her yıl, her gün gibi arkadaşlar. Bakın ne yapıyoruz? Every diyorum bakın. Bundan sonra every day gelebilir, every week gelebilir, every weekend olabilir, every month, every year. Tamam bakalım bakın. Her gün, her hafta sonu, her ay, her yıl bu sizin isteğinize bağlı olan yani zaman terimlerini siz kendiniz belirliyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Bunda ne yapıyorum şimdi? Ben every'yi kalkıp cümlenin en başına değil de ne yapıyorum? Cümlenin en sonuna yani time expression normal sizin geniş zamanda uygulamış olduğunuz zaman terimini yine kural olarak en sona arkadaşlar koyuyorsunuz ama every bölümüne ait diğer zaman terimleri her zaman en başta incelenmek zorunda arkadaşlar. Diyorum ki bakın başta subject yani özne söz konusu arkadaşlar. Okay. Subject yani özne söz konusu. Ondan sonra bakın ne yapıyorsunuz? Bir tane arkadaşlar fiil veya fiilin sonuna s takısı koyarak bu cümleyi takip ediyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra bakın bir tane ne var? Object. Varsa bir tane place. Bakın daha sonra evrili bölüm söz konusu yani cümlenin en sonuna geldi arkadaşlar. Diğer şekilde bakın özne var, subject, olumsuzluk gösterdiniz, doesn't veya don't. Ondan sonra bakın arkadaşlar bir tane fiil, ondan sonra varsa bir tane obje, varsa bir tane place yer ve yine en sona kadar bakın evri bölümü geldi. Yok cümlenin soruysa bakın ne oluyor? Do veya does başa geldi. Ondan sonra özne sabit kaldı bakın. Ondan sonra arkadaşlar ne geliyor? Bir tane verb one koyuyorsunuz. Daha sonra bakın bir tane obje. Ondan sonra place. Yine ondan sonra bakın every bölümü geliyor. Bakın ne oluyor sonuçta? Every day, every week gibi zaman terimleri her zaman her yerde bakın cümlenin en sonunda kalıyor. Fakat always, usually, sometimes'da yani diğer frekansla ne oluyor? Cümlenin başında fiilden hemen önce kullanılmak zorunda kalıyor arkadaşlar. Okay? Good. Arkadaşlar simple present tense adına diğer bir not bakın. Sizin never diye görmüş olduğunuz zaman terim bakın çocuklar en sondaydı. Anlamı neydi? Hiç veya asla demektir arkadaşlar. Bakın siz simple present tense veya başka bir zamanda never yapısını arkadaşlar görüyorsanız zaten never cümleyi kendi başına olumsuz hale getirebilen bir olumsuzluk öneki olduğu için arkadaşlar artı bir tane daha not ihtiyacı hissetmiyorsunuz. Yani siz kalkıp bakın I never smoke dediğin zaman arkadaşlar bu zaten ben hiç sigara içmem manasına geliyor bakın. Yıl olarak nereye geldi?
cümlenin başına geldi. Yani fiilden önce kullandığım kural geriye kaydı. Bu şu demektir bakın. Cümlem benim baktığım zaman not değil mi? Olmadığı için olumlu bir yapı. Fakat meaning yani anlam olarak arkadaşlar beni olumsuzluğa götüren bir yapı. Ben hiç sigara içmem diyorum. Cümleye baktığım zaman olumlu gibi not iki yok. Ama manası bakın olumsuz. Kesinlikle never'la beraber artı bir tane daha olumsuzluk öneki arkadaşlar kullanmıyorsunuz. Ona dikkat etmek zorundayız. Okey tamam arkadaşlar. Bir diğeri bakın. Arkadaşlar bir diğer not. Eğer present tense adına veya başka zamana bakın bu geçerli. Sizin en başta kullanacağınız like, love bakın arkadaşlar. Bu tip fiiller varsa bakın şimdi için iki tanesi yeterli. Like ve love gibi fiil söz konusuysa ve bunlardan sonra artı bir tane fiil arkadaşlar gelirse ne yapıyorum? Ben diğer fiilimin sonuna bir tane verb ing getirmeyi unutmuyorum. Ayrıca arkadaşlar benim want gibi fiilim varsa ki anlamı istemek demektir bakın. Like'ın anlamı hoşlanmak, love'ın anlamı sevmek demektir. Okay? Kalp olarak sevmek. Bakın want varsa istemek fiili. Bunlardan sonra bakın bir tane fiil geliyorsa bunların arasında bir tane yapıyorum bakın. To eklemeyi yani her zaman like ve love'dan sonra fiil geliyor ing. Her zaman want'tan sonra bir tane to geliyor. Ondan sonra fiilin kendisi arkadaşlar söz konusu o manada. Bunları kesinlikle unutmuyoruz. Okay? Good. Ya diyorum ki o zaman şimdi birer çeviri yapalım bakın. Diyorum ki o bazen tenis oynar. Okay. O bazen tenis oynar bakın. Cümlenin son kelimesi arkadaşlar bakın oynar. Değil mi? Oynar. Yani bir kelime. Bakın kelime burada söz konusu. Yani arkadaşlar play. Okay. Play. Oynamak. Fiili var bakın. Oynamak fiili var arkadaşlar. O bazen tenis oynar. Hemen çeviri yöntemiyle bakın. Diyorum ki kim oynar? O. Bakın bana özneyi veriyor arkadaşlar. Diyorum ki yani she. Çünkü hemen buradaki fiili buraya koyacak mıyım? Hayır koymayacağım. Çünkü bakın burada zaman terim çok önemli. Present tense'de arkadaşlar ikinci derecede bakın. Fiilden sonra önemli olan bölüm. Bazen gibi bir ifade var arkadaşlar. Bazen beni neye götürüyor? Tabii ki sometimes yapısına götürüyor. O zaman benim oturup düşünmem gerekiyor arkadaşlar. Sometimes nereye gelmeli? Tabii ki bakın cümleniz olumlu. Cümlenin bakın başına gelmek zorunda. She sometimes arkadaşlar. Bazen she sometimes. O bazen bakın she sometimes. Ne diyorum? Oynar. Fiil var bakın. Ne oynuyor? Tenis arkadaşlar. Peki fiilim ne? Play. Peki play arkadaşlar buraya yetiyor mu? Yetmiyor. Çünkü bakın she dediğim benim bölüm tekil şahıs olması adına ben ne yapıyorum? Fiilimin sonuna bir tane s takısı getirmeyi unutmuyorum. Çünkü bakın 3 tane bölüm sağlandı. Tekil şahıs, fiil, present tense ve olumlu cümle arkadaşlar. Okay. Tekil şahıs bakın. Sonra fiiliniz var. Present tense'de ve olumlu cümle muhakkak s takısını gerektirir. She sometimes plays. Bakın sırada ne var bakın sırada şimdi. Obje yani nesne söz konusu ne oynuyor? Tennis. Okay. Ve diyerek cümlemi bitiriyorum. She sometimes plays tennis. Okay. Yani zaman terim her zaman sona gitmiyor. Present tense'de en başarılı arkadaşlar bu zaman terimleri gelebiliyor arkadaşlar. Bir diğer cümle. Diyorum ki kız kardeşim benim odamı temizlemeyi sevmiyor. Okay. Kız kardeşim
benim odamı temizlemeyi sevmiyor arkadaşlar. Sevmeyen kişi kim? Bakın kim sevmiyor? Benim kız kardeşim, bakın benim my sister. Okay, my sister. Cümleler hangi zamanda bakın? Genel manadan sevmiyor bakın. Genel bakın sevmiyor, hiçbir zaman sevmiyor. My sister. O zaman ben ne yapıyorum? Olumsuz cümle sergilemek zorundayım. Peki olumsuz cümleyi gösteren benim yapım ne arkadaşlar? Tabii ki doesn't veya don't. Doğru mu? Özlem teki olduğuna göre ben ne koyacağım? Tabii ki bir tane doesn't buraya arkadaşlar getiriyorum. My sister doesn't. O zaman peki formları sanırım arkadaşlar sırada. Fiiliniz var. Bakın fiilinizde ne diyor arkadaşlar? Bakın sevmiyor diyorum. Sizin bir tane sevmek, bir tane temizlemek fiiliniz arkadaşlar. Ben ne yapıyorum İngilizce? Her zaman en sondaki fiili en başa almaya özen gösteriyorum. My sister doesn't. Bakın sevmek arkadaşlar, hoşlanmak. Like. Like'dan sonra artı bir tane daha fiil gelince ne oluyordu? Diğer fiilin sonuna ing gitmeyi unutmuyorum. My sister doesn't like. Bakın fiiliniz temizlemek. Clean. Okay. Like'dan dolayı bir tane de bakın buraya ne geliyor? ING yani ink. My sister doesn't like cleaning. Sevmiyor arkadaşlar. O zaman sırada ne var? Bir tane obje yani nesne sözü. Neyi sevmiyor? Bakın benim odamı temizle. Temizlemeyi benim odamı bakın. My room. Peki arkadaşlar cümlemde bir zaman söz konusu mu? Hayır, zaman terimi yok. O zaman ihtiyacım yok. Peki bir yer var mı arkadaşlar? O da yok. O zaman kolaylıkla cümlemi ben burada bitirebilirim. Alright, good. Ve bir diğer bakın sorunuz. Diyorum ki... Senin annen bankada mı çalışıyor? Bakın senin annen bankada mı çalışıyor arkadaşlar? Bakın son kelimeye geliyorum. Sonuçta çalışmak fiiline kadar geliyorum. Nedir çalışmak fiili? Work. Okey, bunu study fiile karıştırdım. Çünkü study ders çalışmak, work bir iş yerinde çalışmak manasına geliyor. Peki kim çalışıyor bakın? Kim çalışıyor? Senin annen. Yani arkadaşlar bakın, özdeniz your mother, senin annen. Okay. Peki, olumlu, olumsuz soru arkadaşlar. Tabii ki, bakın, soru cümlesi bakın. Ama nasıl bir soru bakın? Mılı, mülü bir soru. Yani yes, no question, evet, hayır cümlesi arkadaşlar burada söz konusu. Peki, bu saatten sonra benim cümlenin fiilli olduğunu anlıyorum arkadaşlar. O zaman benim soru yapmam için başa hangi yapı almam gerekiyor? Tabii ki do veya does yapısına bakın arkadaşlar. O zaman ben ne yapıyorum? Your mother, senin annen tekil mi yoksa çoğul bir özlemi? Tabii ki tekil bir özlem arkadaşlar. O zaman ne yapıyorum bakın? Does yardımcı fiil başa geliyor. Çünkü fiil söz konusu. Hemen özneye getiriyorum. Your mother, okay, does your mother. Şuraya çevirirseniz bakın burada ne yaptık? Yardımcı fiil başta, özne geldi. Artı bir tane gerekiyor. Fiil gerekiyor bakın. Does your mother work? Fiilini buraya koydum. Peki es takısı gelecek mi? Hayır gelmeyecek çünkü bakın zaten cümle soru cümlesi. Does your mother work? Bakın nerede kalıyor? Bakın yer var mı? Var. Yani banka arkadaşlar. Bankada diyorum bakın ben. Bankada dediğime göre D'da yapan şey ne İngilizce arkadaşlar? Tabii ki in bakın. In a bank arkadaşlar bakın. Daha önceki derslerde anlattığımız gibi eğer İngilizce bir şey tekilse size kimse oraya bir koymak zorunda değil. Ama siz buraya bir tane bir getirmek zorundasınız. Okey, sonra onun çalıştığı banka bir sene olduğu için. İller çevresinde senin annen bir bankada mı çalışıyor demek zorunda değil arkadaşlar. Ama siz kendiniz oraya bir tane e veya n koymak zorundasınız. Okey. Evet. Diyorum ki ben
genellikle büyük annemi ziyaret etmem. Okay, ben genellikle büyük annemi ziyaret etmem. Baktığımız zaman arkadaşlar bakın son bölüme ziyaret etmek fiili var. Okay, ziyaret etmek fiili var. Yani visit söz konusu arkadaşlar. Okay, ziyaret etmek. Peki son kelime baktığımız zaman burada bir olumluluk mu var yoksa olumsuzluk mu arkadaşlar? Bakın ziyaret etmem diyorum, yani negatif bir yapı. Peki kim ziyaret etmez? Ben. Arkadaşlar yani ben, bakın I öznesi. I öznesiyle beraber ben şimdi ne yapıyorum? Olumsuz, bakın fiilli bir cümle yapıyorum, bakın. Üç tane parça birleşti. Ben, olumsuz cümle, visit. Bu bana neyi verir arkadaşlar? Tabii ki bunun karşılığı bana don't yapısını verir. Doesn't'ı vermez çünkü I neydi arkadaşlar? Tekil gruba değildi, çoğul grubuna aitti. Geniş zamanda hareketli cümlelerde. O zaman diyorum ki ben, bakın ben, şimdi ne yapıyorum? Cümleyi olumsuz yapıyorum. I don't, bakın arkadaşlar ne var şimdi? Fiil, yani ziyaret etmek fiili var. I don't, pardon arkadaşlar bakın, genellikle bölümü burası söz konusu. Genellikle, yani usually arkadaşlar. Peki usually'nin kullanıldığı bölüm neresiydi? Her zaman fiilden bir önce gelmek zorunda kalacak, bir gelecek yani. Peki fiilin neydi? Visit arkadaşlar. Bakın buraya yazıyorum. Bu fiilden önce geliş. Bakın ne yapıyorum? Fiille yardımcı arasına giriyor. I don't usually. Okay. I don't usually. Genellikle bakın visit, ziyaret etmem. Zaman terimini burada gösterdim. I don't usually visit. Bakın kimi? Büyük annemi. Yani my grandmother. Diğer arkadaşlar cümlemi ne yapıyorum? Bu manada tamamlıyorum. Any problems here? Good, very good. Ya diyorum ki amcam her hafta benim için biraz meyve getirir. Okay. Amcam benim için her hafta, bakın amcam arkadaşlar şey, her hafta benim için biraz meyve getirir cümlesi. Okay. Son kelime bakıyorum arkadaşlar. Neyi son kelime bakın? Getirmek. Neyin söz konusu? Aksiyon, yani hareket arkadaşlar. O da nedir İngilizce'de? Bring arkadaşlar. Okay. Getirmek fiili. Peki getirir yapısına baktığın zaman olumlu veya olumsuz hangisine geliyor arkadaşlar? Tabii ki pozitif. Bakın ne oldu? Fiilli, olumlu. Peki getiren kim? Kim getirir? Amcam. Kimin amcası arkadaşlar? Benim amcam, bakın. My uncle. Okay. Amca arkadaşlar bakın. Benim amcam. O zaman formül ne oldu? Bakın action arkadaşlar. Bir hareket var. Bir tane olumlu yapı var. Bir tane de tekil şahıs var. Hadi bakın bu beni nereye götürüyor? Tabii ki were as konusuna getiriyor. Okay. Were as konusuna getiriyor. O zaman diyorum ki kim getirir? Benim amcam. Yani my uncle. Okay. Tekil şahıslı olmasa da ne yapıyorum bakın? Fiilimi koyuyorum. Çünkü her hafta var bakın. Her hafta ben buraya alacak mıyım? Almayacağım. Çünkü bakın neye götürüyor bana her? Every ifadesi. Peki ev nereye geliyordu? Cümlenin en sonuna geliyordu. Zaman terimi olarak. My uncle. O zaman ne yapıyorum? Fiilimi getiriyorum. Bring diyorum arkadaşlar. Peki bring yetiyor mu? Hayır, yetmiyor bakın. Ne yapıyorum? Tekil şahıs olduğu için sonuna bir tane takısı getiriyorum. My uncle brings. Bakın getirir arkadaşlar. Ne getirir bakın? Şimdi ne yapıyorum? Objeyi buluyorum. Biraz meyve. Bakın biraz meyve. Yani some. Biraz meyve arkadaşlar. Fruit. Okay. Fruit. My uncle brings some fruit. Bakın sonuçta içinli cümle arkadaşlar. Her zaman ne oluyordu? Eğer nesne, eğer yer veya zaman yoksa cümlenin en sonuna gelmek zorundaydı.
O zaman diyorum ki my uncle brings some fruit. Bakın benim için, içini başa alıyorum. For me. Bakın benim için getirir arkadaşlar. Peki yer var mı? Yer yok. Zaman terimi var mı? Var bakın. Her hafta every buraya koyuyorum. Every week diyerek arkadaşlar bakın her hafta diyerek cümlemi tamamlamış oluyorum. Alright. Good. Thank you. Yani o zaman bakın, şöyle bir toparlasak konuyu bakın. En başta ne var? Simple present arkadaşlar. Değil mi? Bunu gördük. Bundan sonra simple present'ın action bölümünü gördük. Değil mi? Yani hareket olan bölüm bakın. Burada hemen ne vardı? Fiil vardı. Değil mi? Fiil vardı. Eğer cümlemiz olumluysa verb as veya bakın arkadaşlar verb es söz konusuydu. Ki tekil olmak zorundaydı buradaki yapı. Eğer cümle bakın olumsuzsa don't veya doesn't yapılarından sonra bir tane fiil getiriyordunuz. Eğer cümle bakın soruysa ne oluyordu? Do veya does başa geçiyor. Bundan sonra bir tane subject yani özne. Ondan sonra bir tane fiil kullanmaya özen gösteriyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra bakın ne vardı? Ne vardı? Kesinlikle bir yapacağınız şey 3 tane bölüme ait. Ya yapacağınız iş günlük aktivite olacak. Yani daily expressions. Ya alışkanlık, habit. Veya arkadaşlar bakın scientific events yani bilimsel doğruları bu kurallar içermek zorundaydı arkadaşlar bakın. Ondan sonra ne yaptık? Şimdi frequency yani bakın zaman zarflarını gördük. Ne gibi? Always. Usually. Often, sometimes, never yapısı. Burada söz konusu arkadaşlar bakın. Bunları ne yapıyorduk kesinlikle? Fiilden hemen bir önce kullanıyorduk. Ne doğrusu olsun cümle olumlu da olsa, olumsuz da olsa, soru da olsa her zaman fiilden bir adım önce gelmek zorundaydı. Bunun haricinde arkadaşlar every yapısına bakın every yani eğer her yapısı varsa bu da ne yapıyor arkadaşlar? Zaman terim olabiliyordu. Her gün, her dakika, her yıl, her ay ne yapıyor? Cümlenin en sonuna normal time expression kuralına time olarak arkadaşlar cümlenin sonuna gelmek zorundaydı. Tamam mı arkadaşlar? Yani kesinlikle bunları karıştırmayın. Onun haricinde bakın şuradaki never'ım benim zaten olumsuz yapım arkadaşlar. Bakın zaten olumsuz cümleye giriyor. Onun için bir daha buraya not getirmiyorum. Cümlenin manası olumsuz, yapısı not olmadığı için olumlu şekilde inceleniyordu. Artı bir tane tag arkadaşlar. Ve son bölüm bakın neydi? Like ve love'dan sonra yani hoşlanmak fakat fiilden sonra bir fiil geliyorsa buraya bir tane verb ing. Eğer want kullanmışsam okay, araya bir tane to koyuyorum. Ondan sonra fiilin birinci haline getirerek arkadaşlar ne yapıyorum? Cümleyi tamamlıyorum. Okay. Thank you for listening to me. See you at the next one. Bye.